Herkese merhaba arkadaşlar. Test 114'ün çözümleriyle beraberiz. Işık kaynağından çıkan ışığın izlediği yolu daha anlaşılır göstermek için başlangıç noktasından belirli bir yöne doğru uzayan, başında veya ortasında ok bulunan çizgiler kullanırız. Bu çizgilere ışık ışını denir ve kaynaktan çıkan ışık ışınları da doğrusal yayılır. Buna göre yukarıda olaylardan hangileri ışığın doğrusal yolla yayıldığını bir kanıttır. Evet, gölge çizerken arkadaşlar hep biz bu ışınları kullandık ki doğrusal yayılır, doğru. Aynada görüntü oluşmasında da yine doğrusal ışınlar kullanırız. Ay tutulmasında da yine bir gölge oluşumudur. Dolayısıyla burada da ışık doğrusal yayılır. Bunun örneğidir. Dolayısıyla buradaki cevabım 1, 2 ve 3 olur. Geçiyorum bir diğer soruya. Karanlık bir ortamda küresel bir engel ile noktasal K1 ve K2 ışık kaynakları bir perdenin önüne konulduğunda şekildekine benzer bir gölge deseni elde ediliyormuş. Hangileri diyor? Kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım. K1 ve K2 kaynakları aynı doğru üzerindedir. Şimdi burada noktasal bir kaynak. Bir tane daha çizerim. Birisi K1 olsun, birisi de K2 olsun. Buraya bir tane de ne çizerim arkadaşlar? Bir engel. Ama şunun olabilmesi için ben bu engeli şöyle çizerim. Neden? Çünkü şu alttaki ışınlar aynı hizada olsun. Üst üste gelsin. Buradan da birini şöyle çizeceğiz çünkü. Dolayısıyla şunu ve şunu elde ettiğim zaman buradaki durumu elde etmiş olduk. Bakın. K1, K2 aynı doğru üzerinde, doğru. Engel perdeye yaklaştırılırsa ışıklı bölgenin alanı artar demiş. Engel perdeye yaklaştırılırsa. Bakın perde şurada, şunun üzerinde. Engeli bu tarafa yaklaştırırsam şu gölgelerin ikisi de küçülecek. Gölgelerin küçülmesi dıştaki ışıklı bölgenin alanını artırır, doğru. K1 ve K2 ışık kaynakları arasındaki uzaklık azaltılırsa tam gölge alanı artar, yarı gölge alanı azalır. Şimdi uzaklığı azaltmaktan kasıt K2'yi K1'e mi yaklaştırmak, K1'i K2'ye mi yaklaştırmak, yoksa her ikisini birbirine mi yaklaştırmak? Dolayısıyla bunu bilmediğimiz için kesinlik kuramayız 3'te. Dolayısıyla kesin olan burada 1 ve 2 olacaktır. Karanlık ortamda bir perde önüne küresel engel, K ve L noktasal ışık kaynakları şekil 1'deki gibi yerleştir diyor. Perdede şekil 2'deki gibi tam gölge ve yarı gölge oluşuyor. Perdede şekil 3'teki gibi birbirinden ayrı dairesel gölgelerin oluşabilmesi için hangileri tek başına yapılabilir diyor. Şimdi sadece K kaynağını artı Y'ye hareket ettir diyor. Şimdi önce bunu bir çizerim, bakın şöyle yapalım. Bir böyle çizdim. Şurası var. Bir böyle çizdim. Bir de böyle çizdim. Burada burası var. Şöyle. Şurası tam gölge olacak. Şimdi ben bunu buradan yukarı doğru götürürsem şu gölge aşağı doğru giderekten bunu elde ettirebilir bana. Bir doğru. K ve L'yi birbirine yaklaştır diyor arkadaşlar. K ve L kaynaklarını birbirine yaklaştır. Şimdi K ile L'yi ben birbirine doğru yaklaştırırsam, yani bu ne demektir? Ben bunu aşağı doğru çekersem bu yukarı gider. Bunu yukarı doğru çekersem bu da aşağı gider. O zaman daha çok iç içe girer. O zaman yaklaştırdığımız zaman bu olmayacaktır. Sadece L kaynağını artı Y yönünde hareket ettirerek K'ya yaklaştırmak diyor. Sadece L kaynağını artı Y yönünde hareket ettirerek K'ya yaklaştırmak. Bunu yukarı doğru çekersem arkadaşlar, ben bunu yukarı doğru çekersem şunu bakın L'ye yaklaştırdığım zaman bu nereye doğru gidecek? Aşağı doğru gidecek. O zaman bu da olmayacak. Buradaki yapılabileceğimiz tek şey bizim yalnız 1 olacak. Evet, geçiyorum bir diğer soruya. Saydam olmayan küresel bir cisim K1 ve K2 noktasal ışık kaynakları ile aydınlatılıyor. Perdede oluşan gölgenin şekli. Şimdi bunu şöyle çizerim ve bir tam gölge elde ederim. Yalnız bu tam gölge K2 tarafından da aydınlatılırsa yarı gölge oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur burada? A'dan oluşur. Karanlık bir ortamda gözlemci ile küresel ışıklı cismin arasına saydam olmayan küresel engel konulduğunda halka şeklinde ışıklı bir bölge görülüyor. Buna göre gözlemcinin gördüğü ışıklı bölgenin alanının artması için hangileri tek başına yapılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Gözlemcinin gördüğü bölgeyi bir çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bakın şöyle çizdiğim zaman doğrusal ışınları... Şurası, bakın şurayı göremeyecek. Şu iç kısmı göremeyecek. Şurada halka şeklinde bir şu dış kısım arkadaşlar görebildiği ışıklı bölge olacak. Şimdi gözlemci iki yönde hareket ettirirsek, bakın ışıklı bölgenin alanının artmasını istiyorum. Işıklı bölgenin alanının artmasını istiyorum. Yani şu kırmızı ile çizdiğim K
yani engelin kapattığı bölgenin küçülmesini istiyorum. Gözlemciyi iki yönünde hareket ettirmek. Ben bunu iki yönde hareket ettirirsem engele yaklaşır. Engele yaklaşırsa kapalı bölge daha da büyür. O zaman bu olmaz. Engelin kapattığı bölge büyüyecektir. Saydam olmayan cismi iki yönünde hareket ettirme demiş. Ben bunu iki yönünde hareket ettirirsem ışıklı cisme yaklaşır. O zaman gözlemci daha büyük alan görür. Işıklı cismi bir yönde hareket ettirme. Bunu bir yönüne doğru çekersem arkadaşlar, o zaman gözlemciye yaklaşır, daha büyük bölge görür. O zaman cevabımız burada ne olur? Bizim 2 ve 3 olur. Saydam olmayan kahveleye çubukları noktasal ışık kaynağı ile şekildeki gibi aydınlatıldığında yeterince uzun zeminde oluşan gölge boyları HK ve HL oluyor. Bunların oranını sormuş. Bakın K için çizelim. Şurada da köşegeni takip edelim. Köşegen, köşegen, köşegen. Şuraya gelsin. Burada da takip edelim. Köşegen, köşegen, köşegen. Evet, burada 4 birim, burada 4 birim. KBL'nin uzunlukları dolayısıyla oranına bakarsak 1 olur. Yarıçapı R1 olan küresel ışık kaynağı R2 yarıçaplı saydam olmayan küresel cisim ve perde şekildeki bir yerleştiriliyor. Kaynağın yarıçapı R1, engelin yarıçapı R2'ye eşitleninceye kadar artırılırsa perde üzerinde oluşan tam ve yarı gölge alanları nasıl değişir demiş. Şimdi bakalım, şuradan bir çizelim arkadaşlar biz bunu. Şöyle teğet olduğunu düşünelim ve çizelim. Bir tane de şöyle çizelim. Benzer şekilde buradan çizelim. Ve alttan bunun üstüne çizelim. Şimdi bakın. Burada şöyle iç içe geçmiş iki tane daire elde ederiz. Ve burada tam gölgenin yarı çapı R2'den daha büyük olacaktır. Başlangıçta siz R1'i büyütürseniz R2'ye kadar, o zaman tam gölgenin yarı çapıyla R2 ne yapar arkadaşlar? Birbirine eşitlenecektir. Dolayısıyla her ikisi birbirine eşitlendiği zaman bu şu anlama geliyor. İlk başta büyüktü, sonra eşitlendi. Demek ki tam gölge ne yaptı arkadaşlar? Küçüldü demektir. Bu bir. Yarı gölgeye bakıyorum şimdi. Burada siz bunu büyütürseniz, doğal olarak bakın şöyle çizdiğim varsayı. Bu durumda şu ışınlar şöyle gidecek bakın. Şöyle gelecek. Alttan gelen bu ışını da ben şöyle çizmek zorundayım. O zaman tam gölgenin sınırlarını ben ne yapmış oldum burada? Ve burada artırmış oldum. Yani yarı gölge küçülürken tam gölgenin sınırları ne yapmış oldu? Büyümüş oldu. O zaman zaten yarı gölgenin küçülmesi de tam gölgeyi büyütecektir. Bir de o var. Dolayısıyla tam gölge azalırken yarı gölge artacak. Yani cevabımız Ceyhan olur. Saydam olmayan engel K1 ve K2 noktasal ışık kaynakları yönünde şekildeki bir yerleştiriliyor. Buna göre ekran 1, 2, 3 konumlarından hangilerindeyken ekran üzerinde tam gölge oluşur demiş. Tam gölge oluşur. Bakın bir de şunu çekelim şöyle. Bir de şunu çekelim şöyle. Şu şekilde. Şu ve şu. Tam gölgenin oluştuğu yer işte şurası arkadaşlar. Bakın şöyle ve şöyle çizeceksin. Şurası tam gölgedir. Yani ne oldu o zaman? Bir numaralı bölgede ne oluştururuz? Tam gölge oluştururuz.